Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yazılım bilginiz olmadan nasıl mobil uygulama yapabileceğinize bakacağız. Aklınızda mükemmel bir uygulama fikri vardır fakat hani yazılımcı bulamıyorsunuzdur. Şimdi hızlıca giriyorum. tr.goodbarber.com. Site zaten şu an hepimizin karşısında duruyor arkadaşlar. Çok basit bir mantığı var. O yüzden çok fazla detayına değinmeyeceğim. Fakat ilk başta değinmek istediğim bir kısım var. Reseller bölümü. Siteye girdiğiniz zaman sağ üst tarafta duruyor. Reseller bölümüne girdiğiniz zaman bu bayilik olayı. Başkaları için uygulama yapabiliyoruz burada ya da başka işletmeler için uygulama yapabiliyoruz. Yani illa kendimize bir uygulama yapmak zorunda değiliz. Bu reseller sayesinde de çok daha iyi paralar kazanma şansınız olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Biz şimdi oluştur kısmına geliyoruz ve burada uygulamamızın adını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi direkt uygulamanın adı ne diyor? Biz Webtekno uygulamasının benzeri bir uygulama yapacağız. Şimdi iş sektörümüzü seçiyoruz. Alt taraftan magazin, haberler, blog bize uygundur. Evet, şimdi maili girdikten sonra oluştur diyoruz ve geldi. Burada zaten diyor ki uygulamanızı 3 kolay adımda oluşturun. Alt tarafta gördüğünüz bir telefon ikonu var. Buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi yan tarafta seçenekler var. Öncelikle bir tema seçelim. Şu stack teması güzele benziyor. Bunu seçelim. Şimdi temamız uygulandı. Alt tarafta menü geliyor. Ben kendi uygulamamıza yakın olan swipe versiyonunu seçiyorum. Ve şöyle burada bir telefon var zaten. Ön izleme yapabiliyoruz. Menü başlığı. Şimdi burayı bir değiştirelim. Buraya da bir Webtekno yazalım şöyle. Gördüğünüz gibi üst tarafa Webtekno geldi. Kullanması aşırı kolay. Alt taraftan dilersek yazı tipolojisini, yazı tipini değiştirebiliyoruz. Tahoma bizimkine biraz yakın bir font. Tamamdır. Burayı da hallettik. Şimdi bölümler kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi metinler, ikonlar, fotoğraflar, videolar bilmem ne bunların hepsini şu yan tarafta kırmızı olan şeyleri buraya sıraladı. Buradan seçerek bunları da düzenleyebiliyoruz. Buraları arkadaşlar gerçekten hızlı geçmek istiyorum. Şimdi header ve body dediğimiz kısma bakalım. Header'da metin, Webtekno. Buraya dilersek resim de ekleyebiliyoruz. Aklınızda bulunsunuz. Ancak bence metin güzel duruyor. Hiç resim eklemeye gerek yok. Sadece fontunu değiştirebiliriz. Şu fontu deneyeyim. Şimdi geriye geliyorum. İçeriğinize ekleyin kısmı geldi. Şimdi önemli olan yerlerden bir tanesi bu. Metinlerde mesela kaynağımızı değiştirmek istiyoruz. Biz şimdi ne için uygulama yapıyoruz? Webtekno için uygulama yapıyoruz. Bu yüzden kaynağımızı Webtekno'nun RSS'ine eklememiz lazım. Gördüğünüz gibi birçok farklı yerden kaynak ekleyebiliyorsunuz. Biz RSS'ten ekleyeceğiz. Şuradan başlığımızı metinler değil de haberler yapalım. Şimdi RSS için de buraya linkimizi yapıştıracağız. RSS linkimizi de yapıştırdık. Haberlerimiz tamam. Videolar işimize yarayacak. Buraya YouTube kanalımızı ekleyeceğiz. Kaynağımızı değiştirelim. YouTube'dan seç diyelim. Bir sürü kaynak var burada da gördüğünüz gibi. Ve buraya kullanıcı adı ve ya kanal kimliği diyor. Webtekno yazdığımız zaman gelecektir. İsmi de videolar olsun. Kaydet diyorum. Bölüm ekle seçeneğine bastığınız zaman sizin uygulamanız neyle alakalıysa onunla ilgili bölümler ekleyebiliyorsunuz. Mesela harita özelliği var. Daha fazla yükle seçeneğinden de diğer seçenekleri görebiliyoruz. Mesela e-ticaret ya da ayarlar ya da QR kodu. Mesela QR kod okuyucu ekleyelim bir tane. Tamamdır. Uygulama şimdilik hazır gibi. Mesela bunu telefonumuz olarak düşünün arkadaşlar. Haberlere girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi Webtekno'da girilen haberleri buraya çekmeye başladı. Hatta şöyle videolara da bakalım. Gördüğünüz gibi bizim YouTube kanalımızda en son konulan video direkt en üste geldi. Başlatma ekranı var. Başlatma ekranında siz uygulamayı ilk açtığınız zaman hani bir ikon bir şey çıkıyor ya, onları ayarlamanıza yarıyor arkadaşlar. İşte iPhone için farklı, Android için farklı, tablet için farklı boyutlarda yüklemeniz lazım. Burayı da geçiyorum. En altta da uygulamanızın ikonu var. Buradan da bir ikon yüklüyorsunuz. İşte telefonda uygulama nasıl gözükecekse, nasıl gözükmesini istiyorsanız. İkonumuz geldi bu şekilde. Uygulamanın ismi de Webtekno olacak. Tamam, uygulamamızı tasarladık, bitti. Şimdi bu uygulamaya bakacağız. Nasıl bakacağız? Şuradaki dünya ikonuna tıkladığınız zaman burada bir sürü seçenek var. Uygulama testi Android. Ben Android cihazda test etmek istiyorum. Bunun için GoodBarber uygulamasını indiriyorsunuz ve uygulama size bir link veriyor. Onun üzerinden test edebilirsiniz isterseniz. Alt taraftaki gönder seçeneğinden Android için gönderecekseniz ya da iOS için gönderecekseniz burada gönderebiliyorsunuz. Ama burada eksiklerim varmış. Mesela uygulamanızın ikonunu yükleyin diyor. Çünkü Android için ikon yüklememiştim. Bunları da yaptıktan sonra uygulamanızı gönderebiliyorsunuz. 3-4 tane adım çıkıyor karşınıza. Bu adımda tamamladıktan sonra sizin mailinize APK'sı geliyor uygulamanın. Onu da markete yükleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Şimdi bu kısmına geçeceğim. Değinmek istediğim bir nokta daha var. Burada en altta artı butonunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle ki mesela delgi kartı diye bir seçenek var. Yıllık 80 euro ödediğiniz zaman müşterileriniz için özgün bir sadakat programı oluşturun. Bu ne arkadaşlar? Bu şu. Mesela X bir kahve dükkanına gidiyorsunuz. İşte 6. kahve bedava oluyor. 5 kahve aldıktan sonra müşterilere böyle ufak tefek hediyeler vermek istiyorsunuz. Bu delgi kartı dediğimiz muhabbet o işe yarıyor. Mesela siz böyle bir uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Bu delgi kartına yıllık 80
80€ ödeyerek, ki cüz'i bir rakam, çok fazla müşteri çekebileceğiniz bir özellik kullanabiliyorsunuz. Bir de aşağıda chat bölümü var. Chat bölümünü zaten anlatmaya gerek yok. Günün başından sonuna chatleşiyoruz hepimiz. Dilerseniz içinde chat bulunan ya da sadece chat özelliğiyle ön plana çıkan bir uygulama da geliştirebilirsiniz. Hatta belki de yeni bir WhatsApp oluşturabilirsiniz. Bunun dışında siz bu uygulamadan tabii ki de bir para kazanmanız lazım. Burada da farklı reklam modellerini sizin karşınıza çıkartıyor. Onları nasıl ulaşabileceğinizi, uygulamanızı nasıl ekleyebileceğinizi anlatıyor. Bu kısım da bayağı iyi olmuş. Ancak hani ben yine bunları kurcaladım, çok fazla anlamadım diyorsanız burada ayarlar seçeneği var arkadaşlar. Burası da bence önemli. Yardım merkezi diye bir bölüm var. Burada çevrim içi yardım seçeneğini tıklarsanız, bu kısım İngilizce, onda sıkıntı yok. Burada online yardımda arayıp eğer bulamazsanız ya da İngilizce olduğu için anlamazsanız hemen alt tarafta destek kısmı var. Burada bir kategori seçiyoruz. Mesela içerik nasıl eklenir? Onun için de bir alt kategori seçiyoruz. Makale bölümü diyelim. Devam et diyoruz. Ve buradan sorumuzu yazıyoruz, başlığımızı yazıyoruz. Alt tarafa da sorun neyse onu yazıyoruz. Bu siteyi geliştirenler Good Barber ekibi size hızlıca Türkçe olarak cevap veriyorlar. Şöyle uygulama ana ekranımıza geriye dönelim. Bunda gördüğünüz gibi sıfır kodlama bilginle yine eli yüzü düzgün bir web tekno mobil uygulaması başarabildim, becerebildim. Ve bunu artık sadece yayınlamaya bakıyor iş. Siteyi kullanmak için, yani kendi uygulamanızı yapabilmeniz için belli bir ücret ödemeniz lazım. Ancak bu ücreti ilk 30 gün boyunca ödemiyoruz arkadaşlar. 30 gün bedava uygulamanızı istediğiniz gibi oluşturup o uygulamayı geliştirmek için bence yeterli bir süre. Zaten daha sonra bundan para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Ki bu 30 gün süre size yetmediyse yardım, az önce gösterdiğim yardım kısmından bir yardım isteyebilirsiniz. Bana bu süre yetmedi, ben uygulamamı geliştirmek istiyorum. Bu konuda da esnek davrandıklarını söylemeliyim. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Aklınıza takılan şeyleri her zaman olduğu gibi alt tarafa yazabilirsiniz. Ayrıca kafanıza gelen böyle güzel uygulama fikirlerini falan da alt tarafa yazın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan 5 fantastik silah videomuza üst taraftan ulaşabilirsiniz.